Venezia Trieste otobanına bağlanmaya çalışıyoruz arka taraflarından, köylerin içinden. Her ülkenin kendine göre bir şeyi var. Bütün İtalyan köylerindeki evlerin renkleri de hemen hemen hepsi aynı. Böyle kire, nasıl, ne renkti o? Sarı, değişik bir sarı. Bej renk. Tam bej değil Kahve ya. bej. Kahve ile sarı arası tonlarda bir şey. Çoğunlukla evleri öyle. Ya da kiremit rengi gibi. Bunlar da AVM hep şehir dışında ya. Ekmek mi alacaktın? Ekmek alacaktım. Tabii çekmek karavanda gireyim içine. Belki ya Niye bulurum ya. girdik ya şeyde giderken, Avusturya'ya giderken? Orada hem zemin geçitte takılmamak için geri döndüm. Autostrada. Otoban girişine geldik. İtalyanlar otobana autostrada diyor. Sanıyorum İtalya'dan çıkıştaki son otoban paramızı veriyoruz. 17 kilometre sonra Slovenya gümrüğüne gireceğiz. Artık İtalya'dan çıkıyoruz, Slovenya'ya giriyoruz. Herhangi bir kontrol, denetim yok. İkisi de Avrupa Birliği üyesi. İtalya'dan şu anda Slovenya'ya girmiş bulunuyoruz. Bizim vikletimiz aylık viknet olduğu için Slovenya vikneti almıyoruz. Slovenya'da Ljubljana yolunda otobandayız. İleride sorun olmuş. Herhalde bir kaza olabilir, bir sıkıntı olabilir. Gördüğünüz gibi orta şerit bomboş. Soldakiler solda, sağdakiler sağda. Hiç kimse uyanıklık yapıp ortadan öne geçeyim diye bir hareket içinde değil. Herkes, bakın, ortası bomboş. Bekliyor. Yani bu eğitimle mi oluyor, başka bir şeyle mi oluyor anlayamadım ama. Neyle oluyorsa iyi oluyor. Vallahi yani takdiri size bırakıyorum yani. Bunu, böyle bir uygulamayı, böyle bir sorun halinde soldakiler sola, sağdakiler sağa. Ben bizim ülkemizde bir tek yerde gördüm. Ege'de, İzmir'de. Bu kadar senedir başka hiçbir yerde görmedim. İzmir'de gördüm, başka hiçbir yerde görmedim maalesef. Bakın hepsi gördüğünüz gibi soldan soldan, sağdan sağdan ilerliyor. Hiç kimse, trafik polisi yok, bir şey yok, sen sola sen sağa hiçbir şey demiyor. Uyanıklar yok, bir şey yok. Bekliyor insanlar. Slovenya'da Ljubljana çevre yoluna vardık. Çevre yolundan doğru Zagreb istikametine doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda Sırbistan-Bulgaristan girişindeyiz. Biz bir hesap hatası yapmışız. Genelde 30 Haziran'da Avrupa'da okullar tatil olduğu zaman bütün gurbetçiler yola çıkıyor. Bu bir. Yani Türkiye'ye doğru geliyorlar. İkincisi, 1 Ağustos'tan itibaren de bir ay Avrupa'da fabrikalar kapanıyor. Bakım, onarım için herkes de tatile çıkıyor. Fakat şöyle bir şey olmuş. Gurbetçiler, izin alabilenler bir hafta önce çıkmışlar 1 Ağustos'ta. Şu anda inanır mısınız, bu Bulgar gümrüğünde bekliyoruz ya, arkada 20 kilometrece araç var. Belki yani sabahtan beri tam 12 saatimiz, 4 saati Hırvat gümrüğünde geçti. Ama Sırp ve Bulgar gümrüğündeki bu yığılma nedeniyle, dolayısıyla normalde 3 dakikada, 5 dakikada geçtiğiniz gümrükte şu anda saatlerdir bekliyoruz. Arkadaki kuyruk, dediğim gibi, en az 15-20 kilometre kuyruk var. Herkes sinir küpü. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var ama bu işi çözmesi gereken bizim Dışişleri Bakanlığı. Kesinlikle. Madem gurbetçilerimizin oylarını da aldılar, büyük bir oranla özellikle Avrupa'dakileri, bu işi Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan tarafıyla konuşup halletmesi lazım. O oyların hakkını vermesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir sürü araç var, çoluk çocuk var, insanlar perişan. Bakın burada herkes kornalara basıyor ama yani görüntüleri size hepsini gösteremiyorum sadece burayı. Bakın yaklaşık 4 saatte aşağı yukarı bir
En fazla bir 60 metre yapmışızdır değil mi? Aynen öyle. 60 metre falan gidebildik. Bunun gerisini düşünmek bile istemiyorum. İleride Republic of Bulgaria yazıyor. He? Biliyorum. Kapattım, çektim. Çünkü devamlı elektrik çekecek, akü işi yapmasın diye. Öyle mi? Arkadaşlar, 1 Ağustos'tan bir hafta öncesinden başlayaraktan 1 Ağustos'tan birkaç gün sonrasına kadar Türkiye tarafına giriş yapmayacaksınız. Aynı şekilde de 30 Ağustos'tan birkaç gün öncesi, birkaç gün sonrasından ve Temmuz'un sonundan öncesinden sonrasından Türkiye'den yurt dışına çıkış yapmayacaksınız. Yoksa olay böyle oluyor. Saatlerce bekliyorsunuz. Evet, Bulgar'a geliyoruz. Az mı geçtik bu yollarda? Solda kalın. 81 neresin Netin'e? Ama şeyi var ha. Taberdi var. Bulgar pasaporttan çıktık gümrükten. Şimdi Kapıkule Türk girişine gidiyoruz. Devam ediyorum ya. Türk gümrüğüne geldik. Şimdi pasaport kontrollerinden geçiyoruz. Şimdi Kapıkule'nin ikinci girişinden girdik arkadaşlar. Aynı sorunu Hamza Bey'den çıkarken de yaşadık. Sorun şu. Arkanızda karavan varsa, çekme karavanın, onun ruhsatı ayrı oluyor 750 kilonun üstünde. Buradaki gişedeki pasaport ve muayene işlemlerini yapan arkadaş işlemi bilmediği için yapamadı işlemi. Dolayısıyla çekme karavanda Türkiye'ye girişi yapılacağı için ruhsat üzerinden bizi ayrı bir yere sevk ettiler. D3 binası diye. Buraya geldik, durduk, şimdi bekliyoruz. Arkadaşlar, Türkiye'den Kapıkule'den girdim. Çekme karavanı olan bütün arkadaşlara, kardeşlere, hepsine bunu çok iyi dinleyin. Şimdi bir, memlekete hoş geldiniz karşılamasını size anlatıyorum. Nasıl oluyor bakın, memlekete hoş geldin. Bu videoyu otobanda sağ çektim. Tümün Hanım'da karavanda bir iki işi vardı. İnanın özellikle yapmak istedim. Yani insan ülkesine gelince ne yapar? İçi şöyle bir huzur dolar değil mi? Yani memleketime geldim ne güzel der. Bakın şimdi söyleyeceklerimi lütfen iyi dinleyin. Biz neden Avrupa Birliği'ne giremeyiz? Neden bir mesafe kat edemeyiz? Bunun cevabını bulacaksın. Yaklaşık 7000 kilometre yol yaptım arkadaşlar. İsviçre'si, Avusturya'sı, Hırvatistan'ı, Almanya'sı, Bulgar'ı, Sırp'ı, bir sürü yerde, Fransız'ında, şimdi yani bu gittiğimizde arkamızda karavanla karavansız yol yaptım arkadaşlar. Bir sürü sınır kapısından geçtim. Arkadaşlar, bir ülkede, kendi memleketimde ülkemden çıkmak ve ülkeme girmek bu kadar zor olur mu ya? Ya bu kadar mı zor olur ya? Çıkarken Hamza Beyli gişesinden, sınır kapısından çıktı Bulgaristan'a. Çekme karavan işlemini yapmayı arkadaş bilmiyordu. Dolayısıyla bir başka bilen birisini beklemek zorunda kaldık. Ama o işlemi de hatalı işlem yapmışlar. Her neyse. Döndük, Kapıkule'den giriyoruz. Kapıkule on binlerce, yüz binlerce aracın girdiği bir yer. Bakın arkadaş, başımıza gelenleri aynen size aktarıyorum. Yani gerçekten yazık. Ülkem için çok çok yazık bir durum. Şimdi tam pasaporttan geçiyorum. Hem pasaportları veriyoruz hem ruhsatları veriyoruz biliyorsunuz. Çünkü plakalar Türkiye kayıtlı. Dolayısıyla Türkiye'den düşümü yapıldı çıkarken, girerken de Türkiye'ye giriş yaptı diye kayıt yapılması lazım. Hem çekme karavanın hem arabanın. Çekme karavanın 750 kilo üstü olduğu için biliyorsunuz aynı zamanda da ruhsatlı oluyor. Ayrı plaka var. Gişedeki görevli bayanın bana sorduğu soruyu aynen söylüyorum. Eşim de ben de yeşil pasaport kullanıyoruz arkadaşlar. Yeşil pasaport her adama verilmiyor. Belli bir zaman geçtikten sonra verilebilen, hak edilebilen bir pasaport biliyorsunuz. Pasaportu bana iade ederken ben bu işlemi yapmasını bilmiyorum, karavan işlemini dedi ama arkasından şunu söyledi. Türkçe biliyor musunuz dedi. Kendisi İngilizce ya da başka bir lisan bilmiyor. Ben bir yabancı da olabilirdim. Çekme karavanla turist olarak Türkiye'ye gelen birisi de olabilirdim. Yeşil pasaport sahibi iki kişiye aynen sorduğu soru bu. Türkçe biliyor musunuz? Bunları, bu söylediklerimin hepsini CİMER'den yazacağım. Sonuç alır mıyım almaz mıyım inanın bilmiyorum. Ama yazacağım. Türkiye için son derece ayıp bir durum. O stepi geçtik. Dedim ne yapacağız o zaman? Ben işlem yapmasını bilmiyorum dedi. Siz o zaman dedi D3 diye bir yer var, oraya gideceksiniz dedi. Onlar da yapar. Gittik. Karşımıza şöyle bir şey çıktı.
Bu dedi çekme karavan ruhsatlı, düşünebiliyor musun? Ruhsatlı olan araçtan bahsediyoruz. Çıkışı gözükmüyor ki Türkiye'den dedi. Yani Hamza Bey'de yanlış işlem yapmışlar. Her neyse. Dedim kardeşim Hamza Bey'den çıktım. Araç çekme karavan. Ne yapabilirim? Bunu karavancı arkadaşların da bilmesi gerekiyor. Onun için söylüyorum. Peki ne yapmamız lazım? O zaman dedi şuraya gireceksiniz dedi. Tekrar işlemler yaptılar. Bir başkası geldi. Düzeltmeler yaptılar. Aracı ayrıca kontrollük muayene alacağız. Arayacağız aracı. Arkadaşlar Avrupa'da hiçbir ülkede gümrük kapılarında dahil böyle bir muameleyi görmedi. Memleketimde hoş geldin diye beklerken yeşil pasaport sahibi iki kişiye dedik karavan arandı, ona da eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Kaçağı var, köçeği var, bilmem nesi var, şusu var. En ufak bir itirazı var, en iyi arama yapsınlar. Ama enteresan bir durum oldu. Arabanın arkasında bilgisayarım var. Arabanın arkasında makinem var. Fotoğraf makinem var. Arabanın arkasında drone'um var. Aleti ve edevatım var. Ben iş güç sahibi bir adam, çalışan bir insanım. Dediler ki bunlara gümrük almak zorundayız. Hayır dedim, olmaz. Ama dediler bu kadar rakamın üzerindekileri alacağız. Dedim vatan bilgisayardan alınma bunlar dedim. Şu vatan bilgisayardan, şu şuradan, bu buradan, bu bilgisayar buradan, bu buradan alınma. Bu Mac işte Apple Türkiye'den alınma bilmem ne. Ama 20 bin lirayı geçiyorsa gümrük almak zorundayız. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Gümrükteki muayene görevlisi Türkiye'den alınmış, beraberinizde götürdüğünüz bir bilgisayar ve bir fotoğraf makinesi her neyse bir ürünü tekrar getirdiğinizde sizden gümrük almak istiyor. Mevzuata bu kadar hakimler. Bu ne anlama geliyor aynı zamanda biliyor musunuz? Ben yabancı ve art niyetli birisi olsam Türkiye'ye her şeyi sokarım. Çünkü bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Hayır dedim, vergisi yok dedim. Türkiye'de gümrük vergisi de KDV'si de ödenmiş, yasal yollarla ithal edilmiş, satın alınmış, faturası olan bir mala siz bir şey alamazsınız dedim. Bunun için arkadaşlar bir saat uğraştım biliyor musunuz? Yani Kapıkule'ye girmem ve çıkmam arasında tam bir saat uğraştım. Bulgar'dan girişim 4 dakika, çıkarken 30 saniye bir dakika içinde falan çıktım. Sırp'ta aynı durum. Hırvat'ta adam güle güle hayırlı yolculuklar diyor bana. Türkçe olarak söylüyor bir de. Düşünebiliyor musunuz? Plaka Türkçe, Türkiye gördüğü için. Kendi memleketimde yaşadığım ızdırabı sizlerle paylaşmak istedim. Yazık. Bir, bunun adı kontrol değil. Bunun adı denetim değil. Madem bu kadar denetime çok meraklısınız, o zaman Türkiye'ye milyonlarca giren kaçak Afgan, kaçak Suriyeli, kaçak Nijeri tutarsınız, onları kontrol edersiniz. 60 küsur yaşındaki 2 tane yeşil pasaportlu insana 1 saat 35 derecede mevzuatı bilmeden Türkiye'den aldığı bilgisayara, kameraya da buna gümrük vereceksiniz demezsiniz. Diyorsanız orada çalışmayacaksınız. Ya da orada size birileri atadıysa o atayan kişi o görevde bulunmayacak. Bu videonun linkini de gerçekten söylüyorum size. Aynen CİMER'de koyacağım, yetkilileri Ticaret Bakanlığı'na da göndereceğim. Yazık, biz buna layık değiliz. Biz bu şekilde bir muameleye layık değiliz. Oradaki bir kişi, gümrükte çalışan bir kişi, pasaportta ya da kontrolde, ister polis ister gümrük görevlisi. Birincisi arkadaşlar çakmadan alev alacak. Neyin gümrüğe tabi olup neyin tabi olmadığını bilecek. Türkiye'ye tabi iki tane taşıdın işleminin nasıl yapılıp yapılmayacağını bilecek. Eğer bilmiyorsa orada kusura bakmasın kimse çalışmayacak. Orada çalışmayacak arkadaşlar.